da çok yakışıyor. Tabii ki. Yani bu her ikisi de mükemmel bir aroması için olur. İdeal olacaktır. Limonlu denediniz mi hiç? Limonlu dedi, hani her türlü yapabilirsiniz. Limonlu olur, portakal kabuklu olur. Çok lezzetli yani oluyor. Oranjları İşte katabilirsiniz tabii ki. Limon da çok güzel oluyor. Evet. Rengini de açıyor böyle. Böyle kavun içine yakın bir renk sağlayabiliyor. Yarım kilo vişne kullanacağız. Ve ben hemen sevgili nöroloğumuza dönmek istiyorum. 0212 300 0303 telefon numarası. Ramazan mutfağında, Serdem'in mutfağında iftar menüsünde vişne kompostosuyla başlıyoruz. Beğendili tavuk kavurma yapacağız. Ve Ahçılar Diyarı'ndan mengen pilavı. Mengen deyince akan sular duruyor. Daha önce mengen pilavı yediniz mi sevgili doktorcuğum? Hayır, yemedim. Öyle mi? O zaman iftar için size paket yapalım. Tabii ve ki iftara. Saralım. Akşamın bizi anın. Geliyor mu? Öğreneceğiz. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Ustamın hızına evet. Yetişemiyoruz ki. Vişne kompostosu yapıyoruz. Vişne kompostumuzu. Yarım kilo vişnemiz vardı. Evet, yarım kilo vişnemiz. Yarım oranda yani yarısı, yarısı oranda. Yarısı kadar da şekerimiz. 250 gram. Evet, 2 litre kadar su. Bir tarçınımız vardı, bir çubuk. Bir adet kabuk tarçın, 4-5 adet karanfil. Karanfil kullandık. Ve birlikte şu anda kaynattık. 40 dakikadır kaynatıyoruz. Ve pişti, şu anda soğumasını bekleyeceğiz. Peki. Hallettik onu. Vişne evet. Kompostomuzun içeceğimiz soğumasını hazır. Bekliyoruz içeceğimiz. Neden ustam vişne kompostosu seçti? Çünkü Osmanlı mutfağına yarışır ve Osmanlı mutfağında yaraşan yemekleri yaparken hafif olsun Serdem. Bir de sütlü mütlü böyle bir şey yapmayalım içecek dedi yanına. Yanından ustamız sevgili İbrahim Çelik'le beraberiz. İbrahim ustam burada harikalar üzerine harikalar yapıyor. Ve o yemeklerin hepsi de çok lezzetli görünüyor. İftar menüsü sizin kendi seçiminizdi. Tekrar ekranlarını şu anda açmış olanlar için ne yaptığımızı söyleyelim. Vişne kompostosu yaptık. Evet, vişne kompostumuz. Yarım kilo vişnemiz vardı. 250 gram şekerimiz vardı. Ne kadar su koydunuz? Yarım kilo vişne, 1 litre su koyduk. 1 litre su, 1 litre. Tarçın koyduk. Evet. 3-4-5 tane de. Karanfil. Çok da lezzetli kokusu. Hatta dedi ki ustam, bilmiyorlar dedi. Eskiden Osmanlı'da dedi onları kadehlere, bardaklara koyarlardı kompostoları. Evet. Şimdi kaselere koyuyorlar dedi. Evet öyle. Kasede içmemek, bardakta içmek aslıymış. Evet, en doğrusu aslında bardakta, kutlarda içmektir. Yani çünkü hem görüntüsü hem ışık duruyor. Ama kaşıkla çok zorlanıyorlar ve çok sıvı olduğu için hemen akıyor. Sağa sola damlıyor, örtüyü bile kirletebilir. Çorba gibi ama, değil, içecek gibi içmek için. Evet, içecek gibi için bardakta. Bardakta içmeyi tavsiye gerekir. Ediyorsunuz. Biz beğendili tavuk kavurma yapıyoruz. Evet. Ayrıca salma mengen pilavı. Salma